her yerde hükümetin asgari ücrete yaptığı agi kalktığı için gerçekte %39 zam henüz ücretlere yansımadan eridi. Gıdadan akaryakıta, elektrikten doğalgaza yeni zamlar geldi, gelmeye devam ediyor. Elektriğe %125 zam geldi. Kömür, yağ, un, şeker, süt, tüp fiyatı 2, 3, 4 kat zamlanan ürünlerle saymakla bitmiyor. Ülkenin dört bir yanında emekçi halk, yapılan zamlar geri alınsın, bu faturaları ödeyemiyoruz diyerek sokağa çıkıyor. Bunun karşısında patronlar işçilere sefalet ücreti dayatıyor. Fiyatı iki kat artmış, tek bir şey dahi yokken işçilerin ücretlerine yapılan zamlar son iki ayda yaşanan gelir kaybını bile karşılamıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında motokuryeler, metal işçileri, gemi söküm işçileri, depo işçileri, madenciler, pek çok farklı iş kolundan işçiler sefalet ücreti istemiyoruz. İnsanca yaşamamıza yetecek ücret istiyoruz diyerek iş durduruyor, eylem yapıyor. Antep Başpınar Organize Sanayi Bölge'de başta tekstil ve dokuma işçileri patronlarının sefalet ücreti dayatmasına karşı isyan ediyor. Son 3 haftada 30'dan fazla fabrikada 10 binin üzerinde işçi patronların verdiği düşük zamma karşı iş bıraktı. Her şeyin fiyatı en az %100 zamlanmışken bu zenginliği yaratan, patronlara rekorlar kırdıran işçilere %50 zam veriliyor. İşçiler yarattığı zenginlikten hakkını bile değil, küçücük bir pay istediğinde ise hain, provokatör, bozguncu ilan ediliyor. İşçiler kölelik koşullarına karşı insanca yaşanacak ücret, insanca çalışma koşulları istediğinde karşısında yalnız kendi patronunu bulmuyor. Başpınar'ın bütün patronları anlaşmış, belirlediğimiz aylıktan bir kuruş bile yukarısını vermeyiz diyor. İşçilerin karşısında duran tek güç patronların kendi aralarında kurdukları birlikte değil. Hangi fabrikada işçiler zam talebiyle iş bırakırsa karşısında polisleri buluyor. Öyle bir durum ki anayasal haklar rafa kaldırılmış durumda. Bugün aş, ekmek, örgütlenmek ve bu talepleri getirmek en meşru haktır. Bu hakka yönelik patronla verilen bu görüntü, bu anayasal haklara yönelik işlenen suçtur. Bu suçu yönelik biz, burada katılım sağlayan tüm sendika örgütleri, sivil toplum örgütleri ve Gaziantep Barosu olarak da şunu söylüyoruz. Gerçekten bu ülkede yaşayan her ferdin aşa, işe, ekmeğe, örgütlenmeye hakkı vardır. Bu hakkı engelleyenler suç işleyecektir ve suç işliyorlardır. Bunun hesabını, bunun takipçisi olacağımıza bugün basın önünde katılımcılar adına değerli basına da sesleniyoruz ve Antep halkı bu kitle örgütleriyle yalnız değildir. Bunlar bu halkın yanında ve sonuna kadar da bunların takipçisi olacaklardır. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin karşısındaki güç, işçilerin karşısındaki birlik, işçilerin karşısına çıkan engeller sadece patronların çıkardığı engellerden ibaret değil. Bildiğiniz gibi 10 gün kadar önce Süleyman Soylu Antep'e geldi ve patronların çağrısı üzerine geldi, biliyoruz. Buradayken programlarından biri de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve orada işverenlerle bir toplantı yaptı. Ve bu toplantıdan sonra Süleyman Soylu Antep'e gelip gittikten sonra 3 haftadır devam eden işçi eylemlerine hiçbir müdahale olmazken son bir haftada özellikle de Sayın Soylu gelip gittikten sonra Boyer Kimya'dan başlayarak zam talebi için dışarı çıkan, demokratik ve barışçıl bir şekilde eylem yapan işçilerin her eylemine, kaldırımda fabrikanın önünde beklemekten ibaret olan bu eylemlerine çevik kuvvet ve tomalarla yığınak yapılarak eğer dağılmazlarsa dağıtmakla tehdit edilerek bununla da yetinmeyip hangi fabrikanın önüne gitsek patronun bir telefonuyla, bir talimatıyla sendikacıları fabrika önünden gözaltına aldırarak adeta işçilerin bu iş ve ekmek mücadelesini boğmaya çalıştılar. Bu iktidar döneminde yaratılan bu hukuksuzluk ve bu hukuksuzlukların yapanın yanına kar kaldığı bu atmosfer onlara cesaret veriyor olabilir. Ama bu devran değişecek. İşçiler, emekçiler, sendikalar, bu ülkede emek ve demokrasi için mücadele edenler elbet bugün bu iktidar
iktidarı da bu düzeni de değiştirecek ve bugün işçi sınıfına, emekçilere karşı bu suçları işleyenler er geç bunun hesabını ve bedelini